Türk Hava Yolları havacılık kaynaklı karbon salımının azaltılmasını amaçlayan Co2Mission adını verdiği yeni bir programı hayata geçirdiğini duyurdu. Programla seyahatlerden kaynaklanan emisyonların dengelenmesi hedefleniyor. 1 Ağustos 2022'de kullanıma açılan turkishairlines.co2mission.com sayfasında yenilenebilir enerjiden ağaçlandırmaya kadar çeşitli karbon dengeleme projelerini barındıran çevresel ve toplumsal faydaya yönelik portföy seçenekleri sunuluyor. Uçuşuna ait emisyonu dengelemek isteyen bir yolcu, tercih ettiği proje portföyüne dilediği miktarda katkıda bulunarak, başka bir deyişle, Birleşmiş Milletler tarafından akredite emisyon azaltım sertifikalarını satın alarak karbon dengeleme işlemini gerçekleştirebiliyor. Baykar tarafından üretilen 3 adet Akıncı B taarruzi insansız hava aracı daha Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine katıldı. Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda kabul faaliyetleri yapılan Akıncı B TİHA'lar, 2-3 Ağustos'ta Batman'daki 14. İnsansız Uçak Sistemleri Üst Komutanlığı'na intikal etti ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alındı. Baykar imalatı Akıncı TİHA'nın A versiyonu Ağustos 2021'de Hava Kuvvetleri filosuna katılmıştı. Akıncı'nın A versiyonu 900 beygir, B versiyonu ise 1500 beygir güce sahip. 6 ton ağırlıkla havalanabilen yerli TİHA, 1,5 ton faydalı yük taşıyabiliyor. Uluslararası hava kargo bilgi sağlayıcısı World Air Cargo Data'nın yayınladığı Haziran ayı verilerine göre hava kargo pazarı %6,9 oranında daraldı. Buna rağmen büyüyen Turkish Cargo'nun pazar payı %4,8'e yükseldi. Taşıyıcı bu başarısıyla World Air Cargo Data listesinde 4. sıraya çıktı. Doğu Avrupa pazarında 1. sıraya ulaşan Turkish Cargo, aynı zamanda dünyada her 5 hava kargodan birini taşıdı. 2022 itibariyle 100 direkt noktaya sefer yapan hava kargo şirketinin 2021 yılındaki tonaj hacmi 1,8 milyon ton olarak gerçekleşti. Şirket 2025 yılında en iyi 3 hava kargo taşıyıcısından biri olmayı hedefliyor. İki büyük uçak üreticisi Airbus ve Boeing ilk 6 aylık rakamlarını açıkladı. Avrupalı Airbus yarı yılı 25,4 milyar dolar gelir ve 1,9 milyar dolar net karla kapattı. Şirket Ocak-Haziran döneminde 697 uçak teslim etti. 259 net siparişe ulaştı. Boeing ise yılın ilk yarısında 30,6 milyar dolar gelir elde ederken 1 milyar dolar zarar açıkladı. ABD'li havacılık şirketi ilk 6 ayda 216 uçak teslim ederken 186 sipariş aldı. Northrop Grumman tarafından üretilen RQ-4 Global Hawk gözetleme insansız hava aracının 2027 yılının sonuna kadar aşamalı olarak kullanımdan kaldırılması planlanıyor. ABD Hava Kuvvetleri tarafından 1988'den bu yana kullanılan İHA, yüksek irtifada uzun süre havada kalışlı görevler yapabiliyor. 1360 kilograma kadar yük taşıyabilen İHA, ayrıca NATO, Güney Kore ve Japonya Hava Kuvvetleri'nin envanterinde bulunuyor.